Merhabalar ben White Rabbit. Yine bir kripto Airdrop gündeminden herkese merhaba. 7 Mayıs 2024'te yine de Tefabula ile beraber şöyle bir gündemde ne var üzerinden geçelim istedik. Ee, şimdi çok fazla gündemde bir şey olmalı deyince 3 kelimelik bir yayın açmanın da çok fazla aslında bir manası olmuyor. O yüzden de en azından iki günlük bir e, toparlamanın ardından videolar yapmaya çalışıyoruz. Eee... Şimdi ilk bahsedeceğimiz şey aslında Zirolenta olsun. Oldukça yorucu bir e, proje oldu aslında. Airdroplarını açıkladılar ve kötü bir e, süreç geçirmişler. E, işte söylenenlere göre yüksek puanı olanlara az tokenler. Belirli kısmının da hiç e, puanının olmadığı puanlarının silindiği söyleniyor. İşte Westing'in de e, memnun etmediği bir e, süreç olmuş. Fiyatı da oldukça kötü. Yani başarısız bir airdrop süreci geçirmiş gibi görünüyor. Zero Land kullanıcıları e, açısından. 10 bin tanesi 6 dolar yapıyor Zero'nun. Yani şimdi payet üzerinden bir heyecan yarattılar. E, işte i̇şte Baktık biz o ara Lina ile bir bağlantı var, işte Eagle bir bağlantı var vesaire. Evet. biz Bizde zaten biz aslında Zero Land biz Birebir bir airdrop olarak değerlendirmedik. Değerli bir airdrop gözüyle bakmadık. Burada bir işlem daha yapmadık. Bir line etkinliğinde bir girip çıktık. E, ee, Renzo'da pek kayması olunca bıraktık. Onun dışında Pite. Açıkçası ben Pite Staker'ıyım ama Pite Staker'ın diye bana zero land verdi mi vermedi mi diye ben bakmadım. Bakmadık bakmadım bile. bile. Evet. Ee, yani %40'ını TG'de veriyorlar. Yok 3 ay Cliff var. Ölme eşeğim ölme bu Ölme eşeğim ölmeye bir tavuk dürüm. Bile ee, çok ee, evet, yani <laughs> ne bileyim şimdi Zero Land ne yapacak mesela? Yani mesela ben elimde mesela ben bazen şey diyorum bir kısmını tutayım diyorum Airdrop'un hani projeye destek %10 falan diyorum hani. Ya şimdi bunu kim sahip çıkacak yani proje? O kadar değerli bir teknolojiden mi var mı Zero Land'e? Bir şeyim güveniyor? Hadi Stark'ın var. Çok özel bir Teknolojisi var Stark'ın. Ona güveniyor derim Stark için. Evet. Ama hani ne ben... tutacak ayakta? Ama Zero Land'i ne evet. tutacak ayakta? Ben çok merak ediyorum. E zaten ee, verdiği airdrop da a... bir işe yaramadığı için aslında insanlar 3 dolarlık, 5 dolarlık verdiği bir airdrop da bozmakla da uğraşmayacaktır yani. Neyse. Allah, Allah kabul etsin. Geçmiş olsun diyorum. Ee, büyük bir şey. Hype bağlamadığım bir airdrop en azından. ya yani benim için çok kırıcı olmadı. E geçelim. Ya, i̇stersen biliyorsun Sui'den sonra bu Spotlight, Kukoin Spotlight'ta de değere bindi. Eee insanlar gerçekten büyük bir gelir gibi Sui'den e, para kazandılar. Şimdi yeni bir proje var. Lifeform ve Proje incelemedik ama Spotlight'ta böyle bir proje şu anda mevcut. Eğer hani merakınız varsa bir e, yatırım yapma düşüncesindeyseniz araştırmanızı yapabilirsiniz. E, şöyle bir e, bakınca e, USDT ve KCS ile katılabileceğiniz bir etkinlik. E, dolayısıyla e, değerlendirmeye e, açık yeni bir proje yani diye proje bir ne yapıyor diye bir baktık aslında. İşte bireylerin dijital alanda güvenli ve sorunsuz gezinmelerini sağlayan, merkezi olmayan dijital kimlik çözümü sağlayıcısı falan diye. Böyle upuzun uzun ee, bir şey ama dijital kimlik hikayelerini hatırlıyor musun? Sen de birkaç projeye evet. falan bakmış son dakika iptal Hayatını olmuş projeler projeler de vardı. Bu dijital kimlik hikayeleri önemli ama dünyayı değiştirirmişim. Sui'nin dünyayı değiştirme hedefi vardı yani ben özel bir layer birim dedi. <laughs> tamam biz de katıldık. Alamadık. Al, alan çok güzel aldı. Son taksit 27 bin. 10 taksit 270 bin TL. İyi, iyi para yani baktığında. <laughs> Aa, şimdi ama e, şey o mu? Yani işte LFT bu mu? Yani böyle bir, bir peşine koşu nasıl proje mi? Kazandırırım. da bilemiyorum yani bakmak lazım ama. En azından piyasada Be şu anda ön satış açısından böyle bir yani, yani bir şey ki, var. Tabii ki tabii. Yani Katılırsınız katılmazsınız. Kukayın bu arada gerçekten güzel airdrop. Yani daha seçici. Binance'dan bile daha seçici. En azından neden katılmamanız gerektiğini görebilirsiniz bir değerlendirme yaptığınızda. Evet yani değerlendirme. ben katılacak mıyım katılmayacağım. Hani, ha, yani, evet yani biz katılmayacağız ama sadece bundan da hani haberiniz olsun. Okey. E, aslında piyasanın en önemli e, haber mevzusu bugün de birkaç yerde haberi çıkmış. haber yani Habertürk'te falan da haber olmuştu. İşte, kripto paralara vergi Hı -hı. hikayesi var. Bunda biraz konuşalım. Sonra gün gündeme geçelim. Olur. Ee, yani şimdi ben kendimi bildim bileli kripto para piyasasına vergi gelir. Hala gelmedi. Hmm. İşte seçimden önce gelir, seçimden sonra gelir, yok bilmem ne olur, yok şu olur, yok bu olur. Ya yani Türkiye'de o kadar kripto para kullanacak kimse Ak Parti, CHP kriptoya vergi uygulayacak da oy verme vermemez gibi böyle bir şey olmaz yani. Kim kim tınlar yani. Kimsenin umurunda olmaz bence. Çok düşük bir alan. Yani çok ya çok az insanız biz kripto ile uğraşan aslında baktığımızda. Ee, ben çok şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, yani da ben görmeden o vergiye inanmıyorum. Hani gelir vergisi mi olacak? yok kambiyo vergisi mi olacak? Stopaj mı? Bir sürü şey konuşuluyor. Eğer burada yabancı borsalar yasaklanırsa ben Türk borsalarına girmem param yabancı borsalarda. Yani merkez, yani Metamask'ı yabancı borsaları görmeyen bir sadece beni Güney Kore gibi bir yerli borsalara sıkıştıracaksa <laughs> bu vergi. Ben yerli borsaların yüzüne bak ben paramı dışarıda tutarım. Benim paraya ihtiyacım da yok. Hani ayırırım. Size de parayı ayırmanızı ve dışarıda kalmanızı öneririm. Giderim Kıbrıs'a. Paramı çekerim. Yüzde beş, onda kırdırırım. Gelirim. Onu bitcoin'e çeviririm. Var burada şişide, metroda, e, geliyorsunuz şişi metodu okutuyorsunuz. Yüzde bir şeye paranızı kırıyorlar. Hani en son bitcoin'e çeviriyorsunuz. Ya ben o tür borsalarına girmem yani. Hani beni böyle bir zorun. Evet. herhalde bunun bin tane yolu var. VPN'i var ya. Beni beni durduramazsınız. İnternette bir sikko bir vergi olur. Öyle bir şey olursa. eee kambiyo vergisi en mantıksız aslında. Her al tabii bir ufak bir. Ya ver binde 4-5 koy. Ben veririm. Binde bir koy. Ben devletin hakkı olduğunu düşünüyorum benim. Ama her mesela... alım satımında binde bir olabilir ama mesela yüzde bir falan çok saçma rakam. Ama zaten insanlar yani çoğunluk kullanıcı bunun oranını bilemem ama yani vergisini verdiğin parayı içeri koymuyor musun zaten? Ya tabii ki öyle. Vergisini verdiğin paradan ama bir, daha vergi var, bir daha A vergi ver, bir daha vergi ver. Yani ha çok haklısın da al sata vergi gibi düşünelim burada Hani sen. Ya Mesela Metamask'taki alım satımımı nasıl yani göremezsin ki abi? Sen ancak benim dışarı çıkardığım dolara ve içeri soktuğum dolara ya da TL'ye bir şey koyabilirsin. Ve TL istediğimi de alırım yine sana ne de. Devlet kardeş ben de alacağım. Ben de bana nerede diyecek işte zaten dünyada hep. Yabancısı olduğumuz <laughs> Evet yani sürekli bir e, bir pay isteme hikayesi olacak. Ya yani ne diyeyim eee onun için bir şey diyemeyeceğim ee, çok da e, vergi miyorsun gelince görürüz, görürüz diyelim ama böyle Türk borsalarını öven yabancı borsaları kısıtlayan vergide de değil, ben benim paramı peşinden koşar devlet beni bulamaz ya yani. yani kimseyi kim... bulamaz akıllı olan kimseyi evet, bulamaz evet bence de yani bence daha farklı sıkıntılar yaşamaya başlarız bu Türk borsaları üzerinden. Ee, yeni açılacak Türk borsalarından bahsediyorum. Eskiler de eskilerde buna dair fark etmiyor. Her neyse, Beräçeyne e geçelim. Beräçeyi biliyorsunuz. Bu daha nicar üzerinden etkinlikleri oluyor. Buradan etkinliklere katılarak işte çeşitli beceriler biriktiriyor biriktirebiliyorsunuz. Bunlar güncelleniyor, ara sıra kontrol edip buradaki etkinlikleri de tamamlayabilirsiniz. Böylece Beräçeyinde testnet al üzerinde işlemler gerçekleştirmiş olursunuz. E, bunun dışında şöyle bir bakalım. E, sırayla gitmeye çalışıyorum notumla beraber aslında mod var modda modu söyleyebiliriz modun sezon ikisi başlamış eğer yani ilgilenenler varsa biz katılmadık e, listelemesi de olacakmış herhalde Allah kabul etsin hayırlısı olsun diyelim umarım aranıza katılanlar varsa güzel bir drop alır Backpack referans ödülleri dağıtılmış eğer referansınız varsa birilerinde e, hesabınızı bir kontrol edin deriz Layer1X diye bir proje var. O da Bitmart'ta listelenmesi olmuş. Ben Layer1X'in bir şeyler söyleyeyim. Ee, bir layer 1, bir hızlı bir layer1 projesi. Ben piyasada biraz şillendiğinde gördüm. E Layer1'lar önemlidir. Yani Hı -hı. şey diyelim. E, şimdi Bitmart'ta bırak Bitmart'ta çıkıyor olması garip. Yani biraz eskilerin bir projesi gibi geldi bana bir yani bir proje. Hadi ekibin Bitmart'ta bağlantısı var. Niye bir proje gider Bitmart'ta ilk listelenir mesela? Sorarım Hı -hı. bunu Hı -hı. atıyorum. Ee, ama layer bir şu var. Bakıp e, hani ben bir layer bir şöyle bakarım. Aa, alır biraz kenara atarım 100 dolarlık 50 dolarlık hani. Yani normalde hiç, hani, parasına bile bakmadan yaptık, yaptığım oldu piyasada. Hani layer bir projesi abi deyip hani <laughs> koyarım. evet. Ee, yani bir fiyat baskısı falan bir şey geçsin. Bir göz atacağım grafiğine grafiğine onunla ilgili paylaşım yaparız. E, ee, Tayko'nun testnet, son testneti yayınlanmıştı biliyorsunuz ama bu testnetin ardından da e, Blast ile beraber yaptıkları bir Galse e, görevleri var. Bunda da ödül olarak 1000 dolarlık bir havuz ve ayrıca 1 milyon adet de Blast Token ödülü belirtilmiş. Dilerseniz buna da katılabilirsiniz. Tesnete dahil değil ama yeni en son çıkan Hekla ağı ile yapılıyor bir tane mint işlemi. Henüz onu aktif etmemişler. O aktif olunca o görevini de tamamlayabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz Blast Pay görevi şey galse işlemi üzerinden tercih edenler buna katılabilir. Bunun dışında çok uzun zamandır aslında beklenen bir başka proje var. Debank var. Debank'ta böyle bir fotoğraf makinesi paylaştı biliyorsunuz bu fotoğraf makinesini anlatmaya çalıştığı şey SS oluyor. Yani snapshot alındığına dair bir heyecan yarattı diyebiliriz şu durgun zamanlar için. Bunun dışında Warpcast eğer kullanıyorsanız Warpcast kullanıcılarına da e, spec airdropu gelmiş. İyi para vermiş ya. iyi para vermiş ya. Iyiyormuş. Hayırlı olsun. Yani e, ben güzel kullanan gördüm. Kullanıp bana çıkmadı diyen de var. Hani bu tarz hatalar da olmuş. Umarım onlarınki de düzelir ama güzel bir airdrop yapmışlar. Biraz e, en iyi airdrop beklenmeyen airdrop. Bir anda gelen evet. çat diye veren airdroptur. Evet evet katılıyorum. Hayırlı olsun diyelim. Bunun dışında mande Network'ten uzun zaman yani bir süredir bahsediyoruz diyelim daha doğrusu. Biliyorsunuz DMS stakerlarına airdrop yapacaklarını söylemişlerdi. Bu airdropu da 9 Mayıs'ta climb edebileceğiz. E, 30 Nisan'da en geç 15 DM'nin eğer e, 15 DM üzeri stake ettiyseniz 30 Nisan'da öncesinde bu airdrop için hak kazanmış oluyorsunuz. Yani bir sınırda koymuşlar. Bu e, bunu da söylemiş olalım e, mod network üzerinde bir kim protokol vardı bilmiyorum biliyor musunuz ben görmüştüm öyle çok kullanmak içimden gelmedi açıkçası zaten mod network mesafeliydim e, bu da bir airdrop açıklamış e, görüşe bakılırsa kimse de memnun değil e, yapılan işlemlerde tavuk durum parası vermekten bile kaçmışlar gibi görünüyor. Bir tavuk dürümü 100 TL şimdi öyle deme. Ne 100 TL? 150 TL, 200 TL. Ya işte TL. atıyorum 70 gram değil belki <laughs> 120 gram yiyecektim. Ben düzgün, <laughs> Dolu doluyu tavukta düzgün, da alacak, morultada da almayacak diyelim. Biz gün tavuk dürümünde şey yapamıyoruz. Evet gerçekten yani. de öyle. Yaşasın dürümcü Mehmet Usta. Yerimim. <laughs> <laughs> Proje bak kullanıcılarım <laughs> öyle airdrop vermek istiyorum valla. Dürümcü Mehmet Usta'dan. Bir porsiyon kanat falan. Bir porsiyon abi. kanat değil abi dürüm ya. Dürüm, ya, ya abi. Tavuk ya, dürüm be ya, abi, abi, ya. Bak tokum şu an canım <laughs> çekti. Yemin ediyorum bari bak ciddisi 10 kullanıcı ya abi. 10 iyi takipçiye tavuk dürüm. Hayatınızda bu kadar özensiz ama bu kadar iyi bir şey <laughs> evet. Yem, yani Gözünüzü kapatıp dürüm tadına bakın. Zevkine bakacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> tavuk bizden. dürüm de değil aslında tavuk şiş yani. Tavuk şiş tavuk şiş abi. Yani. Tavuk dürüm dediğimizde bakmayın. Tavuk şiş güzel bir şey. Airdrop diye tavuk şiş Salaş mekanlar daha güzel oluyor. Doğru kabul ediyorum. Bu açılardan. Ee, neyse. E... <laughs> Yeni kapı <laughs> metrosu. Gidelim, Yeni kapı metrosuna <laughs> gidiyorsanız mi? Adamların reklamını yaptım bedavadan. Niye acaba? Neyse yakın zamanda bir yere yine gidelim. Ee, bir pro başka bir projeden bahsedelim. Bitendo. Bitendo projesi de bir e, layer 2 projesi. anladığım kadarıyla First Gaming dediğine göre bir oyun projesi. Bitcoin layer 2 üzerinde. Ee, şöyle bir yeni bir proje o yüzden bir göz atabilirsiniz. Biz de henüz ayrıntılı incelemedik ama hani sizler yeni bir şey öğrenirsiniz. Bize aktarın. Bizler yeni bir şey öğrenirsek size aktaralım. BVM Network üzerinden satışa çıkacakmış. Ee, bir araştırmanızı yapıp e, değerlendirebilirsiniz. Henüz çok ayrıntılı olarak biz araştırma yapmadık projeyle ilgili. Bir bakalım başka ne var? Egzotik marketle ilgili istersen sen söyleyebilirsin ama ya da ben de devam edebilirim istersen. Exotic markets bir tane makale yayınladı Medium Link'i. Ee, injective de bunu beğendi. İşte ya diyor ki işte arkadaşlar early access için işte yani testnetimiz vesairemiz niye injektifi biz tercih ettik? Ee, bunlarla ilgili ee, Medium Link'inden nereye koydular acaba çok da merak ettim. Neyse biz bunu şeyde paylaşırız. Buralarda bir açıklamayı yerde koyarız. de koyarız. Öyle access ile ilgili niye injective tercih ettiklerini e, için işte yani niye biz bunu tercih ettik? İşte test netimiz, galaksi görevimiz, neyimiz var ya şu ve şu an yatırılan parada hani exotic markete siz para yatırdığınızda şu an e, bir puan topluyorsunuz airdrop'u için. Hı, hı. E, ya bunlar neden ne olacak ne yapacağız ne edeceğiz işte atıyorum bunlarla ilgili zaten iki tane ürünü var ee, bir Exotic Markets aslında bundan birkaç önce çok hype'lı bir projeydi. Herkes bıraktı peşini. Biz bırak, ben bırakmadım. Benim de içeride param var hala. Ara ara para ekliyorum. Ha, belki puan yapıyordur falan diye. Yani çok büyük para bağlamayın ama 3 sol 5 sol nasıl atıyoruz bir tane yani solana projesi? 3 sol 5 solana 10 10 single 10, 10, 10, 10, 10, 10 injektif atın. Atıyorum. Yani varsa şeyiniz. Yani kimsenin almadığı bir yer alırsınız. Bence içeride de çok az kişi var. Ee, yani bir sırf bunu niye söylüyorum ben bu kazandırırsa ben söyledim başka kimse söylemedi dememek için ego yapacağım o yüzden söylüyorum. <laughs> Ekubo'dan e e bahsedelim süredir senin hakkında. Şimdi Startnet'te biliyorsunuz iki büyük proje var ya daha doğrusu dört proje var. Avnu var, Fibros var biliyoruz işte top bir tane proje. Hala Orhan Erdoğan bunu vermedi bu arada oradan bir para verecekti hala bir görmedik. Ekubo ve Nostra var büyük. En büyük Nostra, ikinci büyük Ekubo. Ekubo'da da biliyorsunuz LP'ler var. LP ekliyorsunuz. Ya ben buraya ekledim. Birkaç Ethereum ekledim. Bana çok küçük az puan verdi. Niye bu kadar az puan veriyor dedim. Sürekli açık bırakmak bırakıyor. Ben ya ben istemiyorum ki ete, şeyim Ethereum'u alsın, Stark'a satsın. Hı hı. Ben istemiyorum. Stark'ım Stark kalsın. Stark Neden? Ben burada bir yani DLMM havuzu gibi bir denklem var. Ben açıkçası böyle bir denklem istemiyorum. O alsat istemiyorum. E, ee, o yüzden Ekubo'cu çok değilim ama Ekubo dedi ki ben bir snapshot yani hazırlığındayız. Hani biz bir airdrop hazırlığındayız dedi. E bu hepimiz için güzel. E Nostra'dan da alabileceğiz demek ki. Demek ki da verecek. Tobi dedi yani ona göre biz de bir şeyler bakabiliriz falan. Ya abi biz işlem yaptık. Paramızı versinler. Starknet, herkes Starknet Z'de. E, ee, evet. airdropu diğer airdroplar için önemli. Airdrop geliyor Ekubo'da yani. Türkçesi gidip bir bakın. Puan muan varsa bir göz atın bunun dışında Aave ile ilgili sezon 2 airdrop'u diyebiliriz diye düşünüyorum. Aslında bu evet faz 2 diyelim. Faz 2 airdrop'unda Clash of Notes aynı zamanda Polygon Pos ve LST holder'larına and more demişler. Oranın ayrıntısını göremedim ama bunlara da airdrop geliyor diyebiliriz. Ve DM'cilere gelmiyor gibi. Hala DM konusunda bir şey yok. Ya işte aslında ilk ate ilk taşı awayl attı DM'ye vermeyecek. Bence gibi. arada iyi ilişkiler vardı. Orada bir şey oldu ve evet. negatiflendi. Ama bence DM'ye sahibi olmak için Avail airdrop'u falan bence ikna unsurudur ya. Veriyorlar işte bir sürü airdrop var. Niye DM stake etmeyeyim? Ben şu piyasaya bakıp DM'ye ya awayl'dan ben Avail gelmiyor diye çıkmak veya işte atıyorum ben hani ne bileyim, ben DM airdrop ben DM'den memnunum ya. Hiç Hayır, DM niye miyim? tutmayayım ben anlamıyorum. Ya yani niye satayım abi vermiyorsa başka bir şey verir. E, Movement projesini takip ediyorsanız Movement'ı da galaksi etkinliği var. Eğer katılmak isterseniz ona da katılabilirsiniz diyelim. Bunun dışında... Biz buna katıldık mı? Ben yaptım. Hmm. Bunun dışında aslında Debrich'le Hyperlane'i e en son gelmek istiyorum. Ya Debrich'le Hyperlane'i önemseyin. Ya yani özellikle Hyperlane'i işlem yapın. Hani çok uzatacak bir şey yok. İşte çat diye rob açıklarla <laughs> ya yakılırsınız. Wormhole'da söyledik öyle oldu. Debir iş de bir işte öyle. Debir iş de bir işte öyle. Girin birkaç işlem yapın. E, yani ne bileyim abi bin dolar on bin dolar. Bir bin dolar yapın oluyorsa on bin dolar yapın. bunun dışında paramla hiç ilgilenmedim açıkçası. Çok da üşendiğim bir bu tarz projelerde. Ta, yani, etmediğini Şöyle buradan önce... bak bu görüncü görebiliyoruz evet, zaten. Evet. <laughs> <laughs> bazen bazı projeleri sırf haberim olsun diye takip ediyorum. Ben de etmiyorum paramı yani. Paramı, Bunun, paramı niye takip ediyorum? Buna da edelim? zahmet etmemişim. E, e, paramın da light paper'ı yayınlanmış. İlgileniyorsanız şimdi göz atabilirsiniz. Yani işte ne yapıyormuş? Oyun ekosistemi. var. daha yeni paramın ne yaptın daha yeni algılıyorum. Ya ben bana hashtag yaptıran benim Twitter'ımı işte atıyorum böyle boka çeviren ben projeleri açıkçası yani ben yani şey yapmıyorum yani bunlarla ilgili bir şey yapma taraftarı olmuyor. Bundan da böyle bir hegomanyadan da hoşlanmıyorum. Ee, ama yani daha light paper yeni çıkmış yani. Hani. Ee, Puffer da mainnet'e geçiyor artık buna çarşamba olarak duyurmuşlar. TG için henüz bir tarih yok. Puffer'a nedense e, herkes katılanlar çok hayırlı Binance yatırımı almasından ötürü işte kimseyi dışarıda bırakmayacak büyüklü küçüklü diye umarım değerli olur. Sırf büyüklük küçüklü kimseyi dışarı bırakmayacak diye çok kötü de bir airdrop alabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Ama e, umarım değerli olur. Diyelim. Bunun dışında aslında seninle konuşmak istediğim şu projelerin kilit açılımları meselesi var. Bundan biraz bahsetmek evet. istiyordun sen. De. Evet. Aslında kilit ile ilgili biz bir iki tane ben istedim koyabilirim açıklamaya. E, ya arkadaşlar şimdi mesela Stark'ın büyük bir kilit açılımı var. Ya mesela kilit açılım projesini DDX'ten görebilirsiniz. DEDX'e bakın. Ee, şeyin e, DDX mesela neden fiyatının artmadığını yani işte 4 dolardı DDX çıktı 1 dolar küsürlerden 4 dolar ile beraber belli bir yere gelecek gibi görüldü ama orada korkunç bir e, kilit vardı yani ekibin kilitleri bilmem ne kilitleri e, şeyin bir utilitisi DDX'in bir utilitisi yoktu ekip çok önemsemedi DDX stake etmeyi e, bütün bunlara baktığınız zaman DDX'in fiyatı bugün 2 dolar yani aynı anda Injectiv'in oradan işte 25x yani, e, yani 30x yaptığı bir ortamda DDX neredeyse 2x yapıp geldi aldı fiyatın altına geri düştü e, yani kilit açımları kısa vadede işlem yapıyorsanız önemli bir mevzu mesela start tutuyorsanız ciddi bir fiyat yani bir baskı da oluşturuyor. Yani büyük bir kilit açılımının olması. Her ne kadar belli kilit açılımlarının ertelendiğini de düşünürsek. Van içinde var. Yani şu kilit taşınları mevzusunda büyük kilit açılımı var mı? Küçük var mı? Kısa vadede işlem yapıyorsanız. Bence bunları göz atıp en azından fiyatı. Hani bir şey satın alıp kilit açıldığında atıyorum hani bunu öncesinde satın almamak gerektiğini hani kısa vade işlem yapıyorsunuz ya bunlarla ilgili bence biraz kafa yormak lazım. Yani bir şey alıyorsunuz ama mesela filde de bu oldu. Korkunç bir arz şoku yaşandı ve herkes darmadağın oldu. Yani kilit açılımları ile ilgili biz bir şey yapsak, bir, birkaç de, e, önemli e, siteden üzerinden şöyle bir göz atsak bana e, faydalı gibi geliyor. Bir de ben e, bu aralar ton coin ile ilgili ee, dün biz rastla, rastladık. Şimdi piyasada biliyorsunuz büyük bizim fenomen kardeşlerimiz de böyle 7-8 aydır bir ton coin alıp satıyorlar. Ne hikmetse hiç ton coin'den şey almamış gibi. Ee, reklam. reklam. alınmamış gibi. Ya da e, bir bakıyorum ton coin işte atıyorum dün bir fenomen kardeşimiz yapmış. Yeni Solana mı? <laughs> Yok artık yani hani yani şimdi Solana ile Hani kıyaslanabilir mi? Bak başka bir şey olabilir. Belki daha büyük olabilir ki bence olamaz. Ama mesela şimdi Toncoin biliyorsunuz ne? Ee, Telegram'ın projesi. Telegram'ın 9 milyon yani kağıt üstünde takipçisi var ve hepsinin cüzdan açıldı. Şimdi burada büyük APR'ler var. Şimdi gidip burada işlem yapıyoruz yani burada işte atıyorum USDT yatırıyorsunuz ediyorsunuz burada büyük APR'ler var. Hani son dönemde buraya da ciddi bir miktar da ayrılmış. E, ee, ya da bu bir iki tane balina gelip oradaki kasayı falan tek başına kapatır zaten ama e, insanların entegrasyon açısından, kripto entegrasyonu açısından bence değerli bir şey. Ama yani ton koyun solan olur mu? Yok artık Ali Sami yani hani bu birazcık fazla bir şillemi ne kadar para aldım be abi yani hani utanma da yani hani birazcık uçmuş sevgili kardeşimiz burada ama e, tonla ilgili yani bir ben alıp sat dikkat ya yani ben bu, bir anda ilk 50'ye girdi bu proje. Ne la bu dedik? Bakıyoruz Telegram açıyoruz ton coin şilleniyor sürekli ton coin ton coin ton coin. Ya bu şillemeler yani büyüğü şilliyor, küçüğü şilliyor. E, fenomeni şilliyor. Demek ki burada bir şilleme var. Ama bu en son şillemelerde hani siz bir şey şilleniyorsa bir şey satılmaya çalışıyordur. Ya yani mal sizde kalsın isteniyordur. Burada bir yani var ya bir, bir kahpelik olabilir hani bir fotoğraf var bir kelbi amcanın bir <laughs> bir kahpelik bir düşünmek lazım. Ben ton koyunu almayı falan düşünmüyorum ama yani bir faydalı bize bir atıyorum bir airdrop yapar bir şey yapar buraların peşinde koşarız ama e, yani entegrasyon açısından evet önemli ama ya bana bir teknoloji falan sunmuyor yani. yani ne ne yapıyor ton koyun? ne duyduk ton ne ilgili iki tane ile de ton mu alacağız? Yani şilleniyor. Biraz göz at. Biz burada bir gözünüz açık bakın ya. Yani. birisi kripto bilmem ne ton coin alıp satıyor da siz de gidip ton coin alıp satmayın. O inanın bana o aldığı ton coin kendi parasıyla alınmamıştır muhtemelen. O ton coin de onun değildir. Yani ya da öyle bir ton coin yoktur. Yani o başka bir yerden bir evet. işlem yapıyordur. Bu şilleme mevzularını biraz düşünelim arkadaşlar. En son ee, bir coin şillendi ve %1'ine düştü. E, Choice projesi. Yüzde <laughs> birine düştü yani hani. 2, 2x yapınca bunu geçen de konuşmuştuk. Hani abi proje ilaç 8x yaptı deniyor. Ulan 100 yüzde birine düştü. Yani hiç insafını çok delikanlı gibi de ki ben bunu söyledim. %1'ine birine çakıldı. Özür dilerim deyin. En kötü. Neyse ben böyle çok sinirleniyorum bu tür mevzulara. Bir şey söylemiyorum. Ya bir şeyin şiirlenmesini çok anormal. Yani bir şeyin reklamının yapılmasını anormal bulmuyorum ama... E, büyük umutlar, büyük vaatlerle bir şeyin ee, reklamının yapılmasını hiç hoş bulmuyorum. Ama sizler de tabii ki filtrelerinizi bu konuda her zaman söylediğimiz gibi arttırmanız gerekiyor diyelim. Videomuzu da burada sonlandıralım. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeden geçmeyin lütfen. Ve bizlere abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.